Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Gönül Defterinden programına başlarken sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. (0543) 593-59-94 WhatsApp iletişim numaramız. Meraklı bir insan mısınız diye sorarak başlasam dostlar. Meraklı bir insan olarak tanımlanabilir misiniz? Neleri merak edersiniz? Ya da soruyu değiştirelim. Meraklı birisi olmak gerekli mi? Gibi sorular sorsam sizlere programımıza başlarken, sizler de bana amma da meraklısın der misiniz bilmiyorum. Geçenlerde çok güzel bir eğitim dergisi geçti elime. Konu meraktı. Hemen hemen bütün yönleriyle ele alınmıştı. Doğrusu benim de dikkatimi çekti. Neden programımızda bu konuyu ele almayalım diye düşündüm. Bakalım sizlerin de ilgisini çekecek mi? Merak çok yönlü bir konu. Öyle merak deyip geçemeyeceğimiz kadar. Hele de çocuklarımız için. Onların gelişimleri, öğrenmeleri, eğitimleri, beyinleri, zihin gelişimi için son derece önemli bir konu. Biz de bütün bunları düşünerek merak deyip geçemedik. Bugün programımızda konuşalım, konuyu süremiz el verdiği kadarıyla ele alalım, derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşalım istedik. Merak ile ilgili olarak, merak insan bilgisini geliştirir. Bilimin ve uygarlığın gelişimi meraka dayanır diyor eğitimci Ahmet İnan. Merak insanın bilgisini geliştirir, bilimin ve uygarlığın gelişimi meraka dayanır. Gerçekten de dostlar, şöyle bir düşünecek olursak, merak olmasaydı hayatımızdaki neler fark ederdi? İnsanlar yeni kıtalar keşfedemez. Uzaya çıkamaz. Yıldızlar, teknolojik aletler, ilaçlar, telefonlar, bilgisayarlar, hava araçları, savunma sanayi say say bitmiyor. Daha neler neler. Merak duygusu olmasaydı pek çoğu keşfedilemezdi. Pek çok yeniliğe ulaşılamazdı. Merak konusu özellikle günümüzde psikologlar, sosyologlar, tarihçiler, felsefeciler gibi pek çok bilim insanının ilgi alanına giriyor ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İyi ki de yapıyorlar. Eğer bilim insanları merak edip araştırmasaydı bugün kullandığımız pek çok alet olmayacaktı. Bir düşünecek olsak dostlar, ameliyatlar, laparoskopik yöntemler, MR cihazları, tomografi cihazları, her birinin bizim için önemini şöyle bir düşünüverin. Doğrusu benim çok ilgimi çeker ve her aklıma geldiğinde şükrederim. İyi ki böyle insanlar var. Biz oturuyoruz. Hatta ülke olarak çok da teknolojik aletler geliştirdiğimiz söylenememekle birlikte, hadi tamamen hakkını yemeyelim. Son yıllarda biraz da olsa kıpırdanmalar başladı elhamdülillah. Tüneller, metrolar, geçitler, ulaşım araçları, inşaat araçları, vinçler, yani o kadar çok örnek var ki insanın şükretmemesi mümkün değil. Evimizde, özel hayatlarımızda kullandıklarımız cabası.
Küçük ev aletlerinden hayatımızda kullandığımız pek çok alet edevata kadar. Bütün bu saydıklarımız ve emin olun sayamadıklarımız saydıklarımızdan fazladır. Hepsi ama hepsi bir merak ürünü. Merak et, araştır, kafa yoğur, öğren, üret. Yani bir insandan ortaya çıkıyor. İnsan üretiyor. Bu da ta çocukluktan başladığı söylenebilir. Şöyle bir düşünün çocuklarınızı, çevrenizde gördüğünüz çocukları dostlar. Hemen bütün çocuklar çok sayıda soru sorarlar. Hem de bu sorular öyle sıradan sorular değildir. Oldukça orijinal sorular da olabilir bu soruların içinde. Tabii ki bu durum biraz da bulunduğu ortama, ailesine, yetişme tarzına, ailenin tutum ve davranışlarına göre değişiklikler gösterir. Eğer aile bilinçli bir aile ise, nasıl davranacağını bilirse, bu durum mutlaka gelişerek artacaktır. Bununla birlikte, ailede cevap bulamayan veya terslenen, sözü dinlenmeyen, sözüne değer verilmeyen, sözü kesilen, kendini ifade etmesine izin verilmeyen çocuklarda ise durum tam tersi olacaktır elbette. İnanın, bunları söylerken bile insan üzülüyor. Merakın bir başka boyutunu da şöyle dile getiriyor yazar Sevim Ak. Merak ya da soru sorma ihtiyacı okullaşmayla azalıyor diyor. Ve devam ediyor dostlar. Derslerde sorulan sorularda beklenen tek doğru yanıt, düşünme becerisini ve merak duygusunu köreltiyor. Büyürken uçsuz bucaksız hayallere de veda ediliyor. Gerçekliğin kadar hayal kurma ve ayaklarının yere basması isteniyor. Merakla hayaller birbirini besliyor zaten. Oysa çocuklar eğitim sürecinde yeni yeni soruların doğmasına kapı açacak, felsefi düşünme aşamalarına yönlendirilseler merak da sürecek diyor yazar. Ne kadar güzel ifade edildi diye düşündüm doğrusu bu satırları okuyunca dostlar. Sizler de katılır mısınız bilmiyorum. Buradan şunu anlamak mümkün. Merak duygusunu desteklemek ve geliştirmek de bizlerin, yani öncelikle aile, sonra okul ve eğitimcilerin elinde. Ya da tam tersi. Merak duygusunu engellemek, hatta yok edip öldürmek de. Önce ailede, daha sonra okullarda oluyor. Aileye ve okullara, yani öğretmenlere, eğitimcilere çok iş düşüyor her zamanki gibi. Ailede yapılacak doğru davranışın öncelikle çocuğun merakını artıracak şekilde sorularına cevap vermenin önemli olduğunu belirtiyor konunun uzmanları dostlar. Belki de daha önemlisi okuma alışkanlığı geliştirmek diyor uzmanlar. Okumayı bebeklikten itibaren hayatın içinde ve keyifli bir uğraş olarak göstermeliyiz.
Bunun için de ilerleyen yaşlarda, ilk çocukluk yaşından itibaren kitapçıları birlikte gezmeli. Kitap seçmesine izin vermeli. Çocuklarımıza kütüphaneleri tanıtmalı. Bütün bunlarla birlikte okumaları birlikte yapmalıyız. Belki de önce bizler, biz büyükler kitabı okumayı sevmeliyiz ki muhatabımız da, yani çocuklarımız da sevsin. Bizleri örnek, rol, model alsın. Yine iş geliyor, biz anne babalara dayanıyor. Hiç başkalarını suçlamaya gerek yok. Emek vermeden yemek olmuyor, atasözünde belirtildiği gibi. Ya da bir öğretmenimiz çok kullanırdı, doğrusu ben de sık sık hatırlıyorum ve kullanıyorum onu. Ne kadar ekmek o kadar köfte, ya da tam tersi, ne kadar köfte o kadar ekmek derdi. Kural değişmiyor. Biz ne verirsek sonuç olarak da onu buluyoruz karşımızda dostlar. Allah Celle Celaluhu insana ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor Necm suresi 39. ayette. Ne kadar emek verilirse o kadar karşılık alınacağı muhakkak görünüyor ayete bakınca. Uzmanlar merak insan bilgisini geliştirir, bilimin ve uygarlığın gelişimi meraka dayanır diyorlar. Diyorlar demesine de önemli bir uyarının altını da çiziyorlar. Her merak olumlu değildir diye belirterek. Burası çok önemli dostlar. Lütfen buraya dikkat edelim. Her merak olumlu değildir. Tamam, merakı öldürmeyelim. Tamam, merakı destekleyelim. Ama bu her merak için geçerli değil. Ahlak kurallarına, özel hayatın gizliliğine, insan saygısına aykırı meraktan kaçınmak gerektiği üzerinde önemli duruluyor. Merak duygusu geliştirilip bizi insan kılan bilgimiz, düşüncelerimiz, değerlerimiz, ahlak ve estetik varlığımızla beslenmezse merak işlenmemiş, geliştirilmemiş ham bir yapıda kalır deniliyor. Merak terbiye edilmelidir diye belirtilerek dostlar. Eğer merak terbiye edilmezse bizi ahlaktan, güzellikten, insanca yaşanacak bir yaşamdan mahrum bırakabilir uyarısı yapılmakta. Eğitimci Ahmet İnam, öyleyse merakımızı güzelleştirmeyi, inceltmeyi, insanlığa, bilime, sanata, ahlaka katkıda bulunacak biçimde canlandırmayı öğrenmemiz gerekli. Merakımızı ahlak ve estetik alanlarında yüksek değerleri yaşamak amacıyla yönetebilmeyi başarabilmeliyiz diye özetleyerek açıklıyor konuyu. Buradan anlıyoruz ki dostlar, merak deyip geçmeyelim. Merakımızı, çocuklarımızın merakını öldürmeyelim, doğru yönlendirelim. Her şeyde, her yerde olduğu gibi
ölçü ve dengenin varlığını hatırlatarak bu konuda da sınırların olduğunu belirtelim. Merak, öğrenmeyi, insan olarak gelişmeyi sağlayabilen içimizdeki bir bilme isteği, bir bilme enerjisidir. Bu enerjiyi nasıl yönlendirip işleyebileceğimizi öğrenmeliyiz. Bu açıdan merak yönetimi, eğitimin önemli bir kavramı olduğu bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Merakımızı yönetemediğimizde merak gücünü yitirecektir elbette ya da geçici hevese dönüşecektir. Etik ve estetik değerlerden yoksun kalabilir gücünü yitirir ve geçici hevese dönüşürse şayet. Amaç, merakı bir anlama, eleştirme, keşfetme, icat etme sürecinin sürekli bir ögesi yapabilmektir. Sürdürülebilir, geliştirilebilir bir merak, insanın daha az özürlü, daha eksiklerinden arınmış bir varlık olmasını sağlayabilir diyor konunun uzmanları. Merak, insanın daha yetkin bir varlık olması için bir fırsattır. Merak yönetimi geliştirilebilirse insan bunu başarabilir diye ilave ediliyor dostlar. Merakımızı yönetemediğimizde merak gücünü yitirir ya da geçici hevese dönüşür denildi. Ya da etik veya estetik değerlerden yoksun kalır uyarısı yapılarak. Evet dostlar, bugün programımızda merak konusunu konuşuyoruz. Başlık olarak da merakımız ölmesin başlığını kullanmayı tercih ettik. Ve merak deyip geçemeyiz dedik. Programımızın birinci bölümünde merakın nelere faydası olduğunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, her konunun merakı edilmesinin doğru olmadığını, bunu ayarlamayı çocuk ve gençlerimize öğretmenin önemli olduğu üzerinde konuşmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim. Ezgimizi dinleyelim. Aradan sonra kaldığımız yerden programımıza ve konumuzun daha farklı bakış açılarına, hassasiyetlerine dikkat çekmeye devam edelim inşallah. Şimdi kısa bir arayla Ezgimizi dinleyelim. Adaletine menna,
zahmetine amenna. Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla. Adaletine amenna, azametine amenna. Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Azametin amenna. Ama biz mücrim kulların şefkatinle yargıla. Adaletin amenna, azametin amenna. Ama biz mücrim kulların şefkatinle yargıla. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı. Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Aramızı verip ezgimizi dinledikten sonra programımız devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gönül Defterinden programındasınız. Bugün programımızda merakımız ölmesin diyor. Meraktan, araştırmaktan, soru sormaktan, öğrenmekten, gelişme ve yeniliklerden konuşuyoruz sizlerle birlikte. Merak insanın bilgisini geliştirir, bilimin ve uygarlığın gelişimi meraka dayanır dedi eğitimci Ahmet İnam. Büyüklerimiz merak ilmin hocasıdır demişler. Peygamber Efendimiz iki günü bir olan ziyandadır demiştir dostlar. Eğer merakımız yoksa bırakın iki günü, her günümüz, bütün ömrümüz bir olur. Hiçbir değişme, gelişme gözlenmez, yaşanmaz neredeyse. Sizler de katılır mısınız bu söylediklerime bilmiyorum. İnsan merak etmeli, araştırmalı, öğrenmeli, gelişme ve yenilikleri takip etmeli. İhtiyaç duymalı.
ben ne yapabilirim diyerek sorgulamalı. Gelişme ve yeniliklerin parçası olmaya çalışmalıdır. Neden böyle söylediğimizin bir nevi açıklaması olacak şekilde Fatır Suresi 28. ayeti paylaşabiliriz sizlerle dostlar. Fatır Suresi 28. ayette Rabbimiz, insanlardan, yeryüzünde hareket eden canlılardan, hayvanlardan da yine böyle türlü türlü renkte olanlar var. Kulları içinde ancak alimler, ilim sahipleri Allah'tan gereğince hakkıyla korkarlar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır buyuruyor. Dikkat edilirse dostlar ayette kulları içinde ancak bilenler, ilim sahipleri Allah'tan hakkıyla gereğince korkarlar, saygı duyarlar denildi. Hayret makamında olabilmek için bilmek, farkında olmak, araştırmak, merak etmek, ilim sahibi olmak gerekiyor. Programımızın birinci bölümünde merakın öneminden, geliştirilmesi gerektiğinden, dikkat edilmesi gereken noktalardan, gereksiz merakların önlenmesinin öneminden, pek çok merakla ilgili başlıktan konuştuk. Madalyonun diğer ve çok önemli bir boyutu da dostlar. Evet, insan merak etmeli. Araştırmalı, öğrenmeli, sormalı, sorgulamalı. Bu sorulardan en önemli bir kısmı da belki de şu sorular olmalı. Sormalı insan, şayet şimdiye kadar sormadıysa, bugünden bu andan tezi yok. Ben neyim? Nereden gelir, nereye gidiyorum? Bu alem neyin nesi? Benim bu alemde varlığımın ne ifadesi var, ne ifade ediyor bu alemde benim varlığım? Vazifelerim var mı? Ne ya da neler yapmalıyım? Ne yapar, nasıl davranırsam, beni yoktan var edip, bana hayat bahşeden Rabbime şükrümü yerine getirmiş olurum. Sormalı, merak etmeli, araştırmalı ve üzerinde durmalı insan. Hepiniz yaşarken görüyor, fark ediyorsunuz dostlar. Bu dünyada yemek, içmek, uyumak, ihtiyaçlarını gidermek çoğu canlı ile hayvanlar gibi ortak özelliklerimiz. Onlar da yiyor, uyuyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Bizi diğer canlılardan ayırıp insan kategorisine dahil eden, tüm canlılar üzerinde tasarruf yetkisi veren, onları kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanmamızı sağlayan sadece akıldır. İnsan kendisine bahşedilen akıl ile merak etmeli ve bulunduğu eşsiz konumu anlamaya çalışmalıdır. Aksi halde diğer canlılardan bir farkı olmayacaktır, Allah muhafaza. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından Profesör Doktor İlhan İnan, akademik felsefede merak konusundaki çalışmalarda birçok ilki
gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Daha sonra merak bizi harekete geçiren bir özelliğe sahip. Hayreti, hayranlık ve merakın karışımı bir duygu olduğunu düşünüyorum diyor. İlgi alanımız genişledikçe merak ettiklerimiz artıyor diye de belirtiyor bir söyleşisinde. Bizi diğer canlılardan ayıran özellik akıldır dedik dostlar. Akletmek, düşünmek denilince hemen akıllara hepimizin bildiği tefekkür gelmiştir diye düşünüyorum. Tefekkür etmek, düşünmek. Gazali, tefekkür ibadetin yarısıdır demiştir. Alimler tefekkür ile ilgili olarak pek çok söz söylemişlerdir. İnsanı bilgili eder, bilgili olan da amel eder, tefekkür zekayı açar demiştir İmam Şafii. Peygamber Efendimiz de tefekkürün bir ibadet olduğunu bildirmiştir. Tefekkür, kelime manası olarak sözlüklerde İslam dininde kainatı, varlıkları, doğayı, yaratılanları, kendini ve Allah'ı düşünmek, onun yarattığı varlıklardan, kainattaki eşsiz mükemmellikteki düzenden ders çıkarmak demektir diye tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkarak, düşünen, akleden merak eder. Merak eden araştırır, öğrenir, yenilikler yapmaya çalışır, farkında olur. Nereden gelip nereye gittiğini, kendisinden istenen ve beklenenlerin neler olduğunun bilinci ile hayatına yön vermeye çalışır dünya imtihanı devam ederken. Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 191. ayette onlar ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını inceden inceye düşünürler. Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen boş ve manasız şeyler yaratmaktan münezzehsin. Bizi cehennem azabından koru derler buyurmaktadır. Yine Âl-i İmrân suresi 190. ayette Rabbimiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardından gelişinde, akıl sahipleri için elbette ibret verici deliller var buyuruyor. Bütün bu ayetler ve dahi hadisler insana düşün, aklet, araştır, bak, incele, merak et diyor. Peki dostlar, düşünüp merak edilip hayret edilip kalmak yeterli denilebilir mi? Rabbimiz sadece bakın, düşünün demekle bırakıyor olamaz. Ne dersiniz? Katılır mısınız sizler de? Araştırın, geliştirin, yenilikler keşfedin. Size verilen numunelerden, örneklerden yola çıkarak asılları sorgulayın. Geliştirin diyor mutlaka.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde hepiniz bilirsiniz, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. O halde Allah'ı hakkıyla tanıyabilmek, şükredici olabilmek için bilmek gerekiyor. Bilmek için öğrenmek, öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Merak etmek, araştırmak gerekiyor denilse yerinde olacaktır. Programımıza başlarken, konumuza başlarken ne demiştik dostlar? Merak deyip geçemeyiz demiştik. Öncelikle ve özellikle anne babalar, belki biraz daha fazla anneler dersek doğru olacağı kanısındayım. Çocuklarımızın, çocuklarının meraklarını geliştirmekle mükelleftirler. Daha en küçük yaşlardan itibaren lütfen sorularını cevaplayalım. Geçiştirmeyelim. Çünkü eğer biz geçiştirir sorularını cevapsız bırakırsak onlar sorudan vazgeçmeyecek, emin olun. Özellikle günümüzde gidip internetten sizin anlatmadıklarınızı, öğretmediklerinizi belki de çok yanlış yollarla öğrenecek. Onun için tatmin etmeye çalışalım, onları doyurmaya çalışalım cevaplarımızla. Hatta mümkünse sorularını soru ile cevaplamaya çalışalım ki merakı, hayreti artsın. Sence neden böyle olmuş olabilir? Ne dersin? Acaba neden bu böyledir? Gibi soruya göre, konuya göre, duruma göre geliştirmeliyiz sorularımızı. Yazar Cevat Akkanat, merak deniz olmuş, içine girdim, baktım, içine girdiğim okyanusa dönüşmüş. Oysa sadece merakı merak etmiştim, diyor bir güzellemesinde. Merakı merak etmek denizi okyanusa dönüştürdü. Ne kadar güzel bir tanımlama olmuş demeden edemiyor insan. Evet dostlar, bugün programımızda dilimiz döndüğünce merak konusu ile ilgili derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Önemi ve dahi kıymetini anlatmaya, ifade etmeye gayret gösterdik. Üzerinde düşünülmeye, geliştirilmeye, zaman ayırmaya değer cinsten bir konu. Her yaş insan için gerekli merak. Özellikle çocuk ve gençlerimiz için çok daha elzem olmakla birlikte bütün yaşlarda insan merak etmeli. Nasıl uygulanacağını öğreterek merak duygusu çocuklarımızda geliştirilmeli, merak uyandırılmalı. Fatır Suresi 28. ayeti sık sık hatırlayalım, hatırdan çıkarmayalım. Ne buyuruyor Rabbimiz? Kulları içinde ancak ilim sahipleri Allah'tan gereğince hakkıyla korkarlar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Rabbimiz onu tanımamızı,
bilmemizi murat etti dostlar. Bizi var etti. Bizi kendine kul olarak dünyaya getirdi. İnşallah biz de onu hakkıyla tanıyabilmemiz için araştırmamız, öğrenmemiz, onun ilmiyle amel etmeye çalışmamız gerekli. Rabbim onu tanımamızı, bilmemizi nasip etsin inşallah. Hakkıyla tanıyabilmeyi cümlemize nasip etsin diyelim. Hepimizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık. Neyleyim sizi ben?